Günaydın aşkım. Onur. Kızım kim geldi? Anne benim. Tamam. Yavrum bu ne güzel sürpriz. Ay inanamıyorum. Anneciğim. Ay canım benim. Nereden çıktın sen? Anneciğim ben de bilerek aramadım sürpriz olsun diye. Allah'ım çok sürpriz oldu enişte. Hoş geldin. Lale bak kocan geldi yavrum. Aşkım bunlar da senin için. Teşekkür ederim canım. Rica ederim. Kız mahalleden arkadaşın gelmedi, kocan geldi. Alın hem elinden. Rahat rahat sarıl şimdi. Ay bir saralım birbirinize. Ay! Sarılmayı unuttum. Ay canım benim. Al şunu bir güzel. Ay ne güzel kokuyor. Elin kolun dolu gelmişsin yavrum. Size de ufak tefek bir şeyler aldım şehir dışındayken. Ay sağ ol, çok düşüncelisin. Bir de tabii börek falan aldım anneciğim ama sizin yaptıklarınızın yanında biraz sönük kaldı. Ha, aşk olsun. Bacanak şu poşette. Şu bacanak. Al bal sen şunu. Al. Bunu da alayım. Bu da Gülşah'cığım senin. Teşekkür ederim enişteciğim. Rica ederim. Kardeşine de aldım. Beraber oynarsınız tamam mı? Oley yaşasın. Aa resmen babasının geldiğini anladı ağlamaya başladı anneciğim. Yemin ediyorum öyle oldu bacanaka. Sen yokken nasıl huzursuzlandı bir göreceksin ya. Ya resmen senin yokluğunu anladı kerata. Enişte niye abartıyorsun ki öyle bir şey yok. Ağladı ama. Yok öyle bir şey ama. Onurcuğum bir canım. Yukarı gelir misin benimle? Tabii ki hayatım. Sana ne diyeceğim? Şimdi sen hemen şehir dışına çıktın ya iş diye. Biraz gönül koydu. Git gönlünü al. Tamam anne. İzninizle. Hadi. Aşkım geliyorum. Hayatım. Ay. Ay bak görüyor musun? Ben bu oğlanın bu sürprizlerine bayılıyorum. Ya yani tıpkı... Ben, sen, aman siz... Evet. Ay ağzımdan aldın. Bana şunları da alacağım. Ay. Onur sen ne yapmaya çalışıyorsun? Ne yapmaya çalışıyorum Lale? Sen önce bir Emir'le ilgilen. Ben zaten buradayım. Rahat rahat konuşuruz. Gel anneciğim. Gel bebeğim buradayım. Tamam aşkım buradayım. Tamam bebeğim. Tamam aşkım. Evet. Tamam aşkım. Tamam. Tamam. Emir. Oğlum. Benim aslan oğlum. Canım oğlum. Babasının bir tanesi. Babasının bir tanesi miymiş bu? Onur. Neden böyle yapıyorsun ya? Herkes seni şehir dışında sanıyor. Niye zordum da bırakıyorsun beni? Lale şimdi biz Emir'in yanında mı tartışalım yani? Sen onu bir güzelce emzir. Sonra evimize gideriz. Rahat rahat konuşuruz tamam mı? Ben eve falan dönmeyeceğim Onur. Söyledim. Sen bilirsin. O zaman ben de dönmüyorum. Ne demek oluyor bu şimdi ya? Odan diyorum. Çok güzel. Tamam anneciğim. Tamam tamam. Ah Onur ah. Annen herhalde bizde kalmanı istemiyor. Ya yok anneciğim rahatsızlık vermeyelim diye öyle söyledi. Nasıl bir rahatsızlık olabilir ki ev senin evin? Yani istediğin kadar kalabilirsin. Hatta burada kalın bacanak ya. Enişte sen yesene. Bacanak sağ olun eksik olmayın anneciğim. Yani vallahi bilemedim ki. Hakikaten de yollar bayağı kapalıymış yani kar 2 metre falan diyor elemanlar. Oralara girip çıkamayız bir de hani biz bir şekilde hallederiz de Emir var yani üşütmesin diye onu da düşününce. Açarlar yolları ama Onur. Yok açılacak gibi değil Lale hakikaten yok. İzin vermiyorum. Gidemezsiniz.
Ya orası dağ başıdır şimdi karıcığım. Sen söylüyorsun ağzını. Niye bu kadar can atıyorsunuz gitmek için anlamıyorum. Burada kalın, burası merkezi. Hani açarlar ne olacak ya? Yok, yok açmazlar. Ha şimdi nereye gidiyorsun? Yani ben sana o kadar ısrar ettim gidelim diye kocan yokken. E ne yapalım? Artık kalalım da Minale. Aa, bebek mi ağlıyor ya? Yok. Yok, ağlamıyor ablacığım. Aa, ağlıyor galiba. Aa, derinden derinden, inceden bir ses geliyor. Yok, ben duymadım. Sen gayipten sesler mi geliyor kızım? Duymazsın tabii. Anneyim ben, hissediyorum. Ağlıyor gibi. Hadi gel gidelim bakalım Onur. Yok, yani şey yapmayalım yani. Gel gidelim bakalım Onur. Hadi gel. Ya. Hadi gel Onur. Gel iki dakika görürüz. Ağlamasına da gerek yok zaten görmek için bebeği. Çekeceğim var çünkü sen işkoliksin. Kız çok kalbini kırdın. Düzelt. Tamam anne. Aşkım. İşkolik ama haklı orada. İşim 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 diye bıraktı gitti kız. Onur sen ne yapmaya çalışıyorsun ya? Ne demek burada kalırız? Lale yollar gerçekten kapalı. Artık yalanlarına son verir misin? Tamam, ben o eve tek başıma gitmek istemiyorum. Madem dönmeyeceksin o zaman hep beraber burada kalırız, tamam mı? Onur yeter artık. Lale'cim bağırma. Emir uyuyor, annen duyacak. Ya duyarsa duysun. Zaten ben şimdi aşağı ineceğim. Anneme her şeyi anlatacağım. Artık yalan dolan istemiyorum. Ben senin gibi olmak istemiyorum Onur. Lale bak sakın. Annene sakın böyle bir şey söyleme. Kadıncağız üzülecek, ne gerek var ya şimdi? Benim başka çarem yok Onur. Öyle mi Lale? Madem bu kadar çaresizsin, ben şimdi inerim aşağıya. Çok acil bir işimin çıktığını falan söylerim. Şehir dışına gidiyorum derim. Oldu mu? Zaten buraya gelmen hataydı. Anlıyorum. Tamam gidiyorum. Sen yeter kendine bir şey söyleme. Ama biraz düşün, oldu mu? Bir sakin kafayla ne yaptığını bir düşün. Yani bu kadar büyütmeye gerek var mı? Bu kadar ayrı kalmaya gerek var mı? Ben sessiz. Hiç iyi değilim. Yani çok üzülüyorum. Sizi çok özlüyorum. Yani en azından beni düşünmüyorsan Emir'i düşün. O çok masum. Onun hiçbir şeyden haberi yok. Öylece bakıyor bize. Yani en azından ona bunu yaşatmayalım, tamam mı? Bunu bize sen yaptın Onur. Senin yalanların yüzünden bu hale geldik zaten biz. Benim de Emir'in de masumiyetini sen kaybettirdin bize. Buna daha fazla devam etmek istemiyorum. Anne. Hmm. Anneciğim ben... Canım. ...sana bir şey söylemek istiyorum. Söyle yavrum. Böyle aramızda gizli saklı olmasın. Tabii ki yavrum. Ne? Aa, Osman abi. Hayırdır? Lafını unutma. Tamam, hemen konuşalım yavrum. Alo? Osman abi buyur, hayırdır? Pazar pazar. Ne? Ne oldu? Anne ne oldu? Çatımı çökmüş. Ne? 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 Ay tamam, geldim ben. Anne dur. Anne. Anne anne. Anne, anne, anne. Anne bak ne oldu? Anne tamam, sakin ol. Anne dur, sakin ol. Bak sana bir şey olacak. Çocuklar çatı çökmüş. Su basmış. Tamam, su basmış. Ben tamam, gidiyorum. Sağ ol. Dur bizi. Hadi. Hadi hadi hadi. Sen gel. Sen gel. Sen de Lale'yle şey yap. İnşallah kötü bir şey olmaz ya. Sen merak etme canım, ben her şeyi hallederim. Halledersin. Paran var ya, her şeyi halledersin değil mi Onur? Farkında değil misin? Paranın halledemeyeceği şeyler olduğunu. Annem çiçeklerle konuşurdu. Dükkan onun ikinci eviydi. Affedersin.
Olmazsan oğlum karnını doyurmuş mu? Ha? Koçum benim. Şimdi bir de gazını çıkaralım. Oh. Aferin oğlum. Aferin oğlum. Hadi şimdi artık uyku moduna geçelim mi yavaş yavaş? Hmm. Dur bak anne neredeymiş? Anne neredeymiş? Nale ben uyutayım mı bunu biraz? Tamam hadi yatır. Hadi gel bakalım gel. Uf, annemler ne yaptı acaba ya? Ali abla ne yaptınız? Çok mu kötü? Gerçekten mi? İnanmıyorum. Tamam. Tamam siz işlerinizi halledin konuşuruz. Konuşuruz. Bütün emekler şüphe gitti. Ne oldu annenlerle mi görüştün hala? Her şey çok kötü durumdaymış. Tamam. Tamam. Düzelecek. Onur. Şimdi dükkan yüzünden annemle konuşamadım. Her şeyi konuşacağım onunla tamam mı? Tamam Lale şimdi bunları düşünmesek. Daha fazla gerilmesen yani. Ben daha ne kadar gerilebilirim ki? Lale annene ne diyeceksin? Onur bizi böyle bir durumda yalnız bıraktı, çekti gitti mi diyeceksin? Tamam. Sadece bir iki gün. Anlaştık mı? Tamam Lale. Ondan sonra ne istiyorsan yaparsın. Ben kendime kahve yapacağım. İster misin sen de? Hayır. Burada temiz fincan var istersen. İstemeden oldu. Ben toplarım tamam. Hayır ben toplarım. Lale tamam elini keseceksin. Ya niye keseyim ya? Ah! Ben sana dedim değil mi? Kötü mü? Hayır iyi bir şey yok. Lale bırak bir bakayım. Ya, gerek yok ben hallederim. Lale elin kesildi bir bakabilir miyim? Lale derin kesmişsin. Bunu hemen temizlemek lazım. Eczacı dolabı falan var mı burada? Tamam var. Ben alırım, ben alırım. Lütfen bırak ilgileneyim seninle. Zaten emziriyorsun. Mikrop kapmaması lazım değil mi? Tamam. Burada kapının arkasında. Tamam benim yüzümden oldu. Bırak yardım edeyim. Lütfen bırakır mısın?
Ay çok özür dilerim. Kesildi bu. Önemli bir şey yok. Ay olur mu ya, bir dur bakayım bir. Ya önemli değil Lale. Ya olur mu öyle şey? Ya şimdi mikro falan kapar, ben buna pansuman yapayım. Kapmaz kapmaz, bir peçete gibi bir şey varsa sen onu getir bana. Ya benim buna pansuman yapmam lazım. Ne peçetesi? Ya bir dur. Ama bu küçük bir kesik ama derin. Ya inatçılık etme işte, dur yapayım şuna pansuman. Tamam sustum, ne yapacaksan yap. Şöyle. Lale, ben senin de bana verdiklerinin de kıymetini biliyorum. Öyle mi? Çünkü o yüzden bu haldeyiz. Canım oğlum benim. Bak nasıl da uslu uslu yatıyor. Aferin benim oğluma. Aslan oğlum. Annesini hiç üzmeyecek o. Ben de hiç üzmeyeceğim seni. Neyse, uyuyalım mı artık? Tamam, yatalım. Ne yapıyorsun Onur? Yatalım mı demedin mi? Beraber yatmayacağız herhalde. Lale'cim, yani şu an ortada bir tane yatak var. Ne yapacağız başka? Ben söyleyeyim ne yapacağımızı. Al bakalım. Şunu da verdim mi? Sana verelim. Yok artık. Şaka yapıyorsun herhalde değil mi? Yo, çok ciddiyim. Şuraya sararsın. Eğer beğenmediysen. Çok beğendim. Çok beğendim. Ben hemen dükkanı açayım oraya. Bir aç bakalım. Onur biraz acele ederse, şimdi bebek doydu. Tamam öyle. İyi geceler. İyi geceler. Çok üzdün ki beni. Artık neler düşünüp uyuyorsam. Sakın bir şey söyleme. Nasıl konuştuk biz? Burada yatacaktın. Lale, Allah aşkına ya. Benimle uğraşacağını Emir'le ilgilensene. Hemen sıkışınca Emir. Hemen çocuk.
Ne alakası var ya, ben ağlıyor diye öyle söyledim. Anneyim ben. Ben biliyorum bebek nasıl bakılır. Aşkım, acıktın mı sen? Emzireyim mi seni? Emzireyim mi anneciğim seni? Anladım ben, mesajı aldım. Aldım o mesajı. Şey yaptım. Ne yapıyorsun onu? Emzireceğim demedin mi? Evet. Tamam işte bu tarafa doğru. Sırtımı döndüm, sırtımı. Ya ne döndüm ya? Ya gider misin, emzireceğim çocuğu. Bütün gece uyuyamadım zaten, lütfen ama lütfen. İyi tamam, kafanı göm o zaman, yastığa göm. Tamam gömdüm. Şunu da biraz kapatalım, şunu ağzına kadar ha. Tamam. Bakma. Yok, uyuyorum zaten. Onur, ne yapmaya çalışıyorsun sen? Ne yaptığımı sanıyorum Leyla. Annemin yanında beni zor durumda bırakıyorsun, sırf yemeğe geleyim diye. Yani annenin yanında söylemeseydim kabul etmeyecektin, öyle mi? Evet, etmeyecektim. Leyla saçmalama. Kendi yaptığımız bir organizasyon bu. Babaannem geliyor, annem geliyor, bütün üst düzey yöneticiler orada. Ne diyecektik biz? E bu sefer de sen mi şehir dışında olacaksın? Nasıl olacak? Neyse ya. Olan oldu zaten. Zor durumda bıraktın beni. Konuşmaya gerek yok ki. Evet Leyla, tartışmayalım lütfen. İyi peki. Hadi. İyi geceler o zaman. Lale. Ya ben yani kaç gecedir yerde yatıyorum ya. Sağdan sola dön. Sırtım nasır tuttu yani, hakikaten her yerim tutuldu. Şuraya kıvrılıversem, şu köşeye. Tam şuraya mı? Ha, evet yani oralara. Ay ne kadar küçük bir adammış gibi bir de şuracığa sığsam diyorsun ya. Olmaz Onur, istemiyorum. Niye olmaz? Kendine güvenim yok Lale. Şu an bu konuyla ne alakası var bunun Onur? Ne bileyim yani, belki yanındayken koklarsın. Öpersin, sarılırsın, dayanamazsın. Ben mi? Ben söz veremiyorum ama dayanamayabilirim. Ay ne yapıyorsan yap ya. Nerede yatıyorsan, yordun beni. Beni çok yordun. Bu gece beni yordun. Beni sürekli yoruyorsun. Nerede yatıyorsan yat Onur. Yat. İyi madem. Bunları hayatımızdan çıkaralım artık. Üstüme üstüme öyle. Leyla yatağa giriyorum, ne yapayım? Arkan dönüp gir yatağa o zaman. Tamam hemen şu köşeye kıvrılıyorum. Yani var ya, sırtım bir rahat etti, bir nefes aldım Leyla. Şuraya kıvrıldım ama. Yemin ediyorum çığlık atarım, herkes buraya gelir. Benden uzak duramadığını kabul et, bırakayım. Hı, ne münasebet ya. Kabul et. Hayır, etmeyeceğim. Et Lale. Ay etmiyorum.
Bütün gece bana sarıldın durdun. Kim? Ben mi? Hatta bir ara. Sus, daha fazla devam etme. Yemin ediyorum bak, çığlık atarım herkes buraya toplanır. Atamazsın. Atarım. Atarım. Kavga ediyorsunuz sandım bu yüzden. Ay çok özür dilerim. Günaydın anneciğim. Biz şakalaşıyorduk da. Lütfen kendi evinizde şakalaşın. Yani böyle çoluğun çocuğun yanında olmuyor. Hadi ben şey yapıyorum. Gidiyorum ve kahvaltıya beklerim. Hadi hoşça kalın. Tamam, geliyoruz anne. Konuşun. Çat onlar. Çok komik. Ben bunu revanşını alırım ama sen de. Al da görelim. Alınca görürsün. Alırız. Lale Sarıhan. Benim. Buyurun, paketiniz var. Hadi tut bakayım şunu. Ne ki ya? Bir de şuraya imza alacağım. Buyurun. İyi günler. Teşekkürler. Ay Nergis. Şunun güzelliğine bak. Ay abla çok güzel bu ya. Dur, tut. Yarın akşam güzelliğin herkesi büyüleyeceksin sevgilim. Tabii ki en çok da beni. Ay vallahi eniştem yine yaptı yapacağını. Güzel. Sürpriz bekliyor seni. Güzel görünüyorsun sevgilim. Nazar boncuğunu unutmadım. İkide bir açma olur mu? Tamam. Şey yapma, çok açı açı verme, unutma, tamam mı? Tamam. Sana da unutmadım. Seninki de var ha. Aynı yere takalım. Ama böyle açarken şurayı kullanmıyorsan şu tarafa takayım bari. Ablacığım sen hiç merak etme, gözün arkada kalmasın. Biz evine bakarız, tamam mı? Hiç ben yok. Ne eğlenceler. Onurcuğum ailene selamlarımızı söyle. İletirim anneciğim. Şey bir sorun olursa beni hemen arayın. Ay tamam tamam ay. Hadi. Ay. Maşallah. Ben bakarım ay. Tamam, ben de geleyim. Tamam. Ah ben de Gülşah'a bakarım. Ay ne güzel Allah'ım. Çoluklar, çocuklar. Bu neşemizi bozma. İyi akşamlar. Ben içecek bir şeyler alacaktım da sen de ister misin diye bir uğrayayım dedim yanına. Tamam, ben de içerim. Benim de şurada bir arkadaşım var. Ben de onun yanına geçeyim. İyi akşamlar. İyi akşamlar. O zaman izninizle iyi eğlenceler. Serhanoğlu Holding, kuruluş yıl dönümü mutluluğunu bizimle paylaştığınız için sizlere teşekkürlerimi sunuyorum. Hoş geldiniz. Belki biraz duygusal bir girizgi olacak ama böyle bir gecede bu konuya girmesem içimde büyük bir parça eksik kalacaktı. Bu sene hepimiz için zor bir sene oldu. Serhanoğlu Holding kurucusu rahmetli dedem Ahmet Sarıhan'ı kaybettik. Onun yokluğunu hepimiz hissettik. Hala da hissediyoruz. Aramızda olmasa da onun fikirlerini, değerlerini yaşatmaya, açtığı yolda izinden yürümeye devam ediyoruz.
bugüne kadarki emekleriniz için size ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Sözü daha fazla uzatmadan, bana her koşulda destek olan ve yanımda olan sevgili babaannem İsmet Sarıhan'a, bir tanecik annem Yıldız Sarıhan'a ve canım babam Fikret Sarıhan'a sizlerin huzurunuza teşekkür ediyorum. Ayrıca bana her zaman inanan, her zaman güvenen, destek olan, belki de holdingimizin son 6 aydaki başarısının en büyük mimarı sevgili eşim Lale Sarıhan, sizlerin huzurunuzda Lale'ye teşekkürlerimi bir borç biliyorum. Tabii ki eşime çok ayrı bir teşekkür daha söylemek istiyorum. Bana canımdan, kanımdan bir armağan verdi. Bir tanecik evladım Emir Sarıhan'a. Bir kez daha sizin huzurunuzda ona teşekkür ediyorum. Ben de dedemden öğrendiğim her şeyi Emir'e aktaracağım. Ve bundan sonraki süreçte de daha güçlü, daha sağlam adımlarla geleceğe hep birlikte yürüyeceğiz. Bugüne kadarki destekleriniz ve bundan sonra yapacağınız hizmetleriniz için sizlere bir kez daha teşekkür ediyorum. Sizinle hep birlikte çalışmak ve birlikte yürümek arzusuyla size en güzel dileklerimi sunuyorum ve saygıyla selamlıyorum. Konuştun oğlum. Seninle gurur duyuyorum. Sağ ol babaanneciğim. Tebrik ederim oğlum. Çok güzel kardeşim. İftihar ediyorum seninle yavrum. Annem. Güzel karını dansa kaldırmayacak mısın oğlum? Benimle dans eder misin Ali Sara? Onur bak annen nerede gitti? Aklım Emir'de, gidelim mi biz de artık? Gitmeden önce biraz konuşalım mı Lale? Benim bunu daha önce yapmam gerekiyordu. Bundan sonra yalan dolan, gizli saklı hiçbir şey yok. Siz benim ailemsiniz. Sizden ayrı geçirdiğim bir günde bile ben sizin kıymetinizi çok iyi anladım. Hem seni hem oğlumu üzdüğüm için çok üzgünüm Lale. Ben hayatımızda bir sözleşme olsun istemiyorum. Onur, ben böyle bir şey istemiyorum. Ayrıca ailenin haberi var mı? Annen biliyor mu bunu? Var Lale. Onayladı mı peki? Bunun bir önemi yok. Önemli olan biziz. Ne demek bir önemi yok Onur? Hepimiz bir aileyiz zaten. Annene babanın rızası olmadan böyle bir şeyi nasıl yaparsın? Hele ki benim yüzümden. Ya sen...
sen ne biçim bir insansın Lale? Senin nasıl güzel bir kalbin var Lale? Senin yüzüm için kendimden nefret ediyorum. Onur, sözleşmem onunla değil. Benim kırıldığım şey zaten bana yalan söylemiş olman, beni kandırmış olmandı. Bu yüzden konuşmadım seninle. Ne olur bana affettiğini söyle. Lütfen. Tamam, affediyorum ama sakın. Sakın bir daha bana yalan söyleme, tamam mı? Beni kandırma. Tamam aşkım, söz veriyorum. Güzel karım benim. Sana güveniyorum. Seni çok özledim. Hadi evimize gidelim. Onur, eve gidemeyiz. Yani bu saatte anneme ne diyeceğiz, anlar. Tamam, o zaman yarın sabah gideriz. Evi temizledik deriz, öyle çıkarız. Anlaştık. Bir de ben de seni çok özledim. Yanımdasınız. Evimize gidiyoruz beraber. Benden mutlusu yok hayatım. Biz de eve dönüyor olduğumuz için çok mutluyuz. Aşkım, biz her şeyi çözdük değil mi? Yani durgun görünüyorsun şu an. Ya evet, çözdük ama aklım çiçekçi de, annem de, biz de. Her şey karmakarışık. Hayatım, anladığım kadarıyla annenin dükkanın başında olmayınca olmuyor değil mi? Tabii. Annem bizim elimiz ayağımız, sanki olmayınca sistem çöküyor gibi. Üzülme aşkım. Şöyle bir şey yapabiliriz. Eğer annen de bozulmazsa biz bir dadı bakalım eve. Onur, vallahi çok iyi olur. Ben de böyle düşünüyordum. Gündüzleri bana yardım eder. Akşamları da annemi çağırırız ama üzülmesin annem. Tamam o zaman. Bu iş bende. Ben oğluma en iyi dadıyı bulacağım, en iyi. Bu kadar işin arasında bir de bununla mı uğraşacaksın? Ben hallederim. Aşkım lütfen. Benim işim de gücüm de sizsiniz. O zaman şöyle yaparız. Sen de bakarsın, ben de. Aralarında en istediğimizi işe alırız. Tamam, öyle yapalım. Yatağını, odanı ha? Özledin mi? Ay, gülen yüzünü yerim. Babam. Bak nasıl da gülüyor annesine, nasıl da gülüyor bak. Koçum benim, koçum. Aşkım. Bir daha ne olursa olsun bu evi terk etme, tamam mı? Burası sizin eviniz, sizin yuvanız. Böyle bir şey yapma bir daha. Tamam mı? Sen de beni üzme o zaman. Haklısın. Ama biz ne olursa olsun, ne yaşarsak yaşayalım, bir şekilde sorunlarımızı hallederiz. Üstesinden geliriz yani. Bizim zaten konuşarak çözemeyeceğimiz bir şey olamaz. Ben burada bir erkek olarak, bir baba olarak kendimi o kadar kötü hissettim ki. Bir daha buradan gitme. Zaten ben bir daha böyle bir şey yapmam, ayrıca Emir için de yapmam. Bir şey olursa da sen gidersin. Tamam, ben giderim. Anlaştık mı? Anlaştık. Aslan oğlum benim ha.
Aslan nasıl gülüyor bak anneye. Bugün sizinle kalmamı ister misin? Ya isterim tabii ama bugün işlerin vardır senin. E var biraz da tek başıma yapamam diyorsan bir şekilde ayarlanır onlar. Hayır ben idare ederim. Annem sonuçta. Süper anne. Bir kaçışım var. Ben onları o zaman halledip hemen yanına gelirim. Bir de talimat vereyim hemen odada için çalışmaları başlasınlar. Acaba yani ev işleri için falan bir de böyle bir yardımcı mı alsak? Onur çok kalabalık olmasın ev. Ama ben karıma kıyamam ki. Ya şu tatlılığa bakar mısın? Hayır aramız kötüyken nasıl o kadar cadı oluyorsun aklım almıyor yani. Onur lütfen daha fazla konuşursan. Sustum. O zaman bir an önce ben üzerimi değiştireyim. Çıkayım. Bir de artık sakalları da kesmenin zamanı geldi. İçi birbirine girdi yani. Ya hayır. Ben sakalların çok yakıştı sana kesme. Öyle mi diyorsun? Evet. Tamam o zaman. Ya benim bebeğim çok kıskanç biliyor musun? Hemen hissediyor galiba. Aşkım sen kıskanç mısın? Hı? İyi bari seni aşkınla baş başa bırakıyorum. Gel anne. Gel anne. Gel bakalım. Gel bakalım aşkım. Tamam. Tamam. Tamam bebeğim. Yok bir şey. Yok bir şey aşkım. Gel bakalım. Evet. Evet. Ya sen böyle baban gibi yakışıklı mı olacaksın? Böyle üstünü değiştirip sen hazırlanacaksın. Büyüyünce okula gideceksin. Onun kadar başarılı olacaksın. Hı? Yakışıklı ol mu benim? Evet. Evet. Aynen. Anneciğim. Anneciğim. Oğlum sen babayı işe mi uğurluyorsun Emir? İşe mi uğurlayacaksın sen babayı? Ya Onur, şimdi sakalların var ya öpme sen mi canı acır? Elinden öp. Eyvah. Yani o zaman sakalı kes. Gerçi sakalı da kesmem sen şimdi onu da beğendin. E sen de dikkatli öpersin o zaman. Tamam dikkatli öp. Evet. Hadi çıkalım. Gel bakalım hadi babayı uğurlayacağız gel. Hayırlı işler kocacığım. Sağ ol aşkım. Geç kalma tamam mı? Tamam. Görüşürüz. Görüşürüz. Babam bir çıkar. Oh. Evet aşkım kaldık mı baş başa? Ne yapacağız biz şimdi? Ay ben sana bakabilecek miyim böyle ya? Bakarım tabii. Niye bakamayayım ki? Annenim ben senin. Düşünürken bir çakıl taşı ısınır içimde. Bir kuş gelir yüreğimin ucuna konar. Bir gelincik açılır ansızın. Bir gelincik sinsi sinsi kanar. Seni düşünürken bir erik ağacı tepeden tırnağa donanır. Deliler gibi dönmeye başlar. Döndükçe yumak yumak çözülür. Çözüldükçe ufalır, küçülür. Çekirdeği henüz süt bağlamış... Masmavi bir erik kesilir ağzımda. Dokundukça yanar dudaklarım. Seni düşünürken bir çakıl taşı ısınır içimde.
sevgililer günümüz kutlu olsun aşkım. O kadar anlamlı bir hediye ki. Senin sesinden bir şiir. O kadar güzel ki. Ne diyeceğimi bilmiyorum şu an. Benim en sevdiğim çiçekler. O kadar güzel görünüyorsun ki Lale. Gözlerim senden anlamadı. Şu an kendi ismimi bile unutabilirim yani. O yüzden bunu vermeyi unuttum. Kusura bakma. Ben de seni seviyorum. Sevgililer günümüz asıl şimdi başlıyor. Nasıl yani? Şöyle. Gel benimle. Sevgililer günümüz asıl şimdi başlıyor. Nasıl yani? Şöyle. Gel benimle. Sürpriz. Ya bu bizim şarkımız. Bu şarkı çok sevdiğim dostum Onur ve Güzeller Güzeli eşi Lale için gelsin. Sen
bütün sular yine geldiğim ve cezir son dördün aylarında ben sularında esir bakıyorum aydınlık bakıyorum karanlık alacalı ve kadarsız bilemezsin hayat seni 3-5 günde harcar mı sever misin karanlığı bak sevdalar karar gel. Tesadüf mü nüksetti aşk ellerimde damlar durur kaçınılmaz yaz yağmuru çok ıslandım üşüyorum gözlerinden zoraki bir sevdada çaresiz sırılsıklam geçmişi sorma yine zora koyma beni bugünle sev her yanım aşktan hadi en baştan beni bütünümle sev davetsiz misafirim davetsiz misafirim İçimdeki aşk esir almadan durmalıyım Gülümse hadi karanlıklardan çıkmalıyım Kime niyetin ben kısmetin olmalıyım Of deli bir yaz yağmuru sevdam Deli bir yaz yağmuru sevdan Deli bir yaz yağmuru sevdan Bir gelsen diyorum Beni çekip alsan çıkmazlardan Hiçbir şartım yok Sadece tutsan kollarından ya Yine çık yoluma Aldın aklımı ah Dile benden sen ne istersen Bir ömür varım ben yaşıyorum Sensizliğin zorluğunu bir şey duydun mu Fark et İstersen bir ömür hazırım Aşk mı lazım, dert mi lazım Söyle sevdiğim bize ne lazım Ayran içtik, ayrı düştük Gülmek istedim
küçücük sevda meleği. Oh. Aşk mı lazım, dert mi lazım? Söyle sevdiğim bize ne lazım? Aydan içtik, ayrı düştük. Gülmek istedi şu kara bahtım. Küçücük sevda meleği. Sensizliğin zorluğunu bir şey duydun mu? Fark ettin mi yokluğunu? Ya yine çık yoluma, aldın aklımla. Dile benden sen ne istersen, bir ömür hazırım. Aşk mı lazım, ders mi lazım? Sevda meleği. Aşk mı lazım, ders mi lazım? Söyle sevdiğim bize ne? Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz. Karanlıklardan çıkmalı.